Haluk Bey geç kaldı Meltem Hanım. Bakalım gelince kurt gibi açım yemek hazır mı diye girecek mi içeriye? Vallahi ben eğer Haluk'u iyi tanıyorsam dışarıda yemek yiyip gelecek. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Haluk Bey o poşetler ne? Yemek için alışveriş yaptım. Üzerini de mutfağa koyayım ben. Gerek yok. Kendi işimi kendim halledebilirim. Nasılsa yemek yapmak için mutfağa gireceğim. Yemek mi yapacaksınız? Ne yaptım Haluk Bey? Ben kendi yemeğimi kendim yapabilirim. Ben sana ne demiştim? Benim işime karışma. Gerçekten dediniz Haluk Bey. Kendi yapacakmış. Duydum Emine. Yani burası özgür bir ev. Herkes kendi işini kendi yapabilir. Ne istiyorsa yapsın. İyi de herkes kendi işini kendi yaparsa ben ne yapacağım? Meltem Hanım dünürler geldi. Hoş geldiniz. Gel bakayım gel. Geçiyorduk şöyle bir uğradık. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bulduk, buyurun, bulduk. Merhaba, buyurun. Geç. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ olun. İyi mi? Hadi, bu güzel gitme, yürü. Bizim hanım bir gelinlik görmüş de onu Duygu'yu göstereceğim diye tutturdu, ondan geldik. Hey, ben çağırayım o zaman Duygu odasında. Acele etme canım, telaşlı lüzum yok. Bitirsin o dersen ondan sonra bakarız, tamam mı? Tamam, çağırırım ben. Hadi bakalım. Haluk Bey yok mu? Gelmedi mi? Mutfakta yemek yapıyor. Yemek mi? Pek amarattır kendisi. Vallahi doğru Nurten. Adam mutfakta ev işi yapıyor. Ben gözümden görmeden inanmam. Haluk Bey bu. Yapan böyle şeyler. Yapmaz gari. İnanmam. Vallahi yapıyor Nurten Hanım. Ben gideyim mutfağa bakayım. Ortalığı batırmıştır şimdi o. Mis gibi oldu. Söktüm lan ben bu işi. Nasıl? Yaptınız mı yemeği? Tabii yaptım. Ne oldu? Tadına bakmaya mı geldin? Yok, ben bulaşıklara bakmaya geldim. Amin. Şu bulaşıkların haline bakın ya. Sanki böyle yemek yapmadınız da tencerelerle savaş yapmışsınız gibi. Sihirbaz değiliz Emine. Burada yemek yaptık. Kapkacak kullanmadan yemeği nasıl yapacağız? Ayrıca da nasıl kirlettiysek öyle temizleriz. Olsun artık ben yıkarım. Ne yapalım? Gerek yok. Yok Haluk Bey ben yıkarım. Emine. Tamam kızmayın canım. Ya kızmayın. Bulaşık malzemeleri nerede? Şurada Haluk Bey. Şurada da siz bırakın ben hallederim. Vallahi siz kazandınız. Kendi işinizi gayet güzel kendiniz görüyorsunuz. Bunu senin değil Meltem'in söylemesini istiyorum. Hadi şimdi ayağımın altında dolaşma çık dışarı. Neyse ben çık size dışarı ayağımın şey altında diyecek. Dolaşma dedim çık dışarı. Bak. Çık. Aa bak. Çok güzelmiş ama ben hala karar vermedim. Ya bak kız ne diyor hala karar vermemiş. Bırak kendi sesini. Koca karıştırır ne yapsın o? Tövbe. İlla kaynanalık yapacak. Allah Allah öyle şey olur mu canım? Ben bunları beğendim. Dedim kızıma bir göstereyim. Kendi beğenirse ben onu zorlayacak değilim ya. Kendine beğenirse onu ettirecek. Ama bizim bak buradan iş gelinlikler vardı. Onlar pek güzel. Hani ben bir bakıver dedim. Tabii sizin fikrinizi de almak isterim. Ama o kadar çok model var ki yani bir türlü karar veremiyor insan. Ay insan bu gelinlikleri görünce böyle yeniden evlenesi geliyor. Emine. Tel sünger nerede? Oo, hoş geldiniz. Haluk Bey, önlük pek yakışmış. Ben şeyi yapıyordum da ondan dolayı şeyi olmasın diye oradan şey oldu. Niye bana misafir geldiğini söylemediniz? Ben senin haberin var sanıyordum. Biz size mania olmayalım Haluk Bey. Biz konuşuyoruz. Yok. Yani ben zaten şeyi bitir şeyden sonra onu ben geliyorum.
Haluk Bey, biz kalkacağız zaten İnci. Siz devam edin işinize. Ben geliyorum. Ha, iyi. Ah ne kocalar var, görüyor musun? Biz 30. zafer yılımızı kutluyoruz evliliğimizde. Daha bir kere mutfağa girmedin. Mutfak fotoğrafını göstersem, hani burası ne ki dersin, değil mi? Saçmalama Nurten. Erkek adamın ne işi varmış mutfakta? Haluk Bey beni öldürmezse iyidir. Daha misafirlerin geldiğini söylemeden mutfaktan dışarı attı beni. Kendi düşen ağlamaz. Bravo Haluk Bey. Vallahi ne güzel karınızı yardım ediyorsunuz. Mendiriz sizden biraz ders alsın. Kadın. Ders mi? Siz ne güzel karınızı yardım ediyorsunuz. Benim bu Menderes var ya, burnu yeri düşse alıp yerini gomaz. Siz vallahi yemekten bulaşığa, çamaşıra her bir işlerde arı gibisiniz. Tabii yani elimiz ayağımız tutuyor. Kendi işimizi kendimiz yapabiliriz. Tabii bu tür yardımları insan kendi isteyince değil de her zaman yapınca daha makbul oluyor. Yani yardım amaçlı. Kendi için değil. Bir türlü yaranamazsın Menderes abi. Görüyorsun. Yani saçımı süpürge ettim. Meltem Hanım'a gene de yaranamadım. Görüyorsun. Bu konuları daha sonra konuşalım. Ne zaman istersen. Havalar da ne kadar ısındı değil mi? Dünürlerin geldiğini niye bana söylemedin? Beni öyle light bir halde görünce içinin yağları erimiştir. Ne alakası var? Bir kere ben senin haberin var sanıyordum. Yoktu. Ama sana bir şey olursa gözün arkada gidersin. Kendi kendime yetmem lazım. Senin derdin beni light bir erkek yapmak ama yemezler. Haluk keşke bütün bu yaptıklarını inat için değil de beni sevdiğin için de yapsaydın. O zaman daha kıymetli olurdu. İyi geceler. Ana, kabahatli gene ben mi oldum? Kendi işini yapamazsın diyen sensin, yapınca da afra tafra. Hem suçlu hem güçlü buna diyorlar işte. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. Thank you.